Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde kare konusunu işleyeceğiz. E, zaten hepinizin e, bildiğini düşündüğüm bir konu olacak. E, karede ne oluyordu? E, bütün e, iç açıları 90 derece oluyordu, bütün kenarlar birbirine eşitti. E, Alanı nasıl buluyorduk? A kare ile buluyorduk, a ile a'nın çarpımıyla yani a kare ile bulunuyordu. E, çevre nasıl bulunuyordu? Tabii ki e, a, a a a a toplarsanız 4 tane a'yı ne olur? 4 a olur. Bildiğiniz şeyler. Evet peki köşegenlerini birleştirdiğimizde ne oluyordu? E, i̇kinci şekle bakarsak ne oluyordu? İ, dik olarak kesişiyordu köşegenler ve hepsi birbirine yani eşit oluyordu şurada. E, köşegenler birbirine ortalar ve eşit olurlar evet dik kesişir dedik köşegenler açı ortaydır aynı zamanda bunu dikdörtgende söyleyemiyorduk alfa ve beta şeklinde ayırıyorduk 90 da evet dikdörtgende ama eşit olduğunu söyleyemiyorduk bu kareye mahsus olan bir özellik 45-45 olarak ayrılıyor arkadaşlar açılarımız ac ile BD birbirine eşittir denmiş ac ile BD birbirine eşittir dedik. Zaten bundan da bahsettik. Bakın burada 90 derece 45 45 AA ne oluyordu? 45 45 90 üçgeninde 45'lerin karşısı A ise şurada 90'ın karşısı yani AC mesela ne oluyordu? A kök 2 oluyordu. Burada BD de aynı şekilde A kök 2 olacak tersten diğer üçgene baktığınızda arkadaşlar. Nereden bakarsanız bakın. E, şu taraftan da baktınız e, ne oluyor köşegenlerimiz? A kök 2 çıkıyor. Eğer bir kenara A dersek. Ne oldu? AE eşittir demiş. Evet. Bunlardan zaten bahsetmiştik. Hemen örneklerimize geçelim. Zaten gayet kolay olduğunu görebiliyorsunuz. Evet. Birinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Burada e, şurası 120 görüyorsunuz. Ne yapacak? E, doğru açı e, 180'den 120'yi çıkartırsanız şurası 60 olacaktır. Tamam. E, 60 olacak dedik şuraya. Burası 90 derece zaten. E buraya ne kaldı? E 30 kalmış oldu. Birazcık yakınlaştıralım. Evet, burası ne kaldı? 30 kaldı arkadaşlar. E peki burası da 90. şuraya ne kalır? Şu açıya. 60 kalır. Aynen. 60 kaldı. Tamam. E diyorum ki burası 60'ta, şurası da 60'tır. Neden İkiz kenarlık var? E burası bu ikisi de 60'ta. Şuraya ne geldi? 60 geldi. Evet. E yine doğru salaçı diye düşün. Şuraya düşün. E ne kaldı? 180'den 60 çıkartırsan x'i bulacaksın. O da 120'dir. Evet yazayım yine de. X eşittir. Ne olacak? 120 eksi 60'tan pardon 180 eksi 60'tan 120 gelecektir. Tamam mıyız? Evet. Şurayı 120 yapalım. Evet ikinci soruya bakalım arkadaşlar. ABCD kare ve ABE eşkenar üçgen verilmiş. Önce eşkenar üçgeni yazalım. 60 60 diye. Evet ve ne oldu? Ee, kenarları birbirine eşit oldu. Bu kenarla şu kenarda birbirine eşit olacak. Kareden dolayı hepsi birbirine eşit olduğunu biliyorsunuz zaten. Şimdi burada 90 derece karenin bir açısı. O yüzden buraya 30 derece kaldı. Ne oluyor? Şurada ikiz kenar üçgen oluşmuş oldu. bir açısı 30 ise diğerine ne kaldı? 180'den çıkartırsanız 150 kaldı ve iki eşit parçaya bölmemiz lazım. Yani 75-75 şeklinde olacak. Tamam. Şurası da 90 olması gerekiyor. Yani 75 ile x'in toplamı 90'dır diyoruz. x buradan ne geldi? 15 geldi arkadaşlar. Evet. Hemen üçüncü soruya bakalım. Ee, evet ABC'de kare verilmiş. Zaten şurası 90 hemen onu söyleyebiliriz. BEC BEC şurası eşkenar üçgen. Nedir? 60 60 60. Evet. Tamam. Şimdi şuradaki eşitlikleri yazalım arkadaşlar. Şuralar eşit. Evet, görüyorsunuz zaten. Ee, şurayı bir daha 60 şeklinde yazalım. Ee, şimdi arkadaşlar burada bir ikiz kenar üçgen oluştu fark ettiyseniz 90'la e, 60'ı topladığımda ne oldu? 150 oldu. 180'den çıkardığımda e, Ne olacak? 30 kalacak. Şuralar 15-15 şeklinde ayrıldı. 15-15 diye ayırdıktan sonra diyorum ki 90-15 ilk sene kalacak arkadaşlar buradan. 90'dan 15 çıkardığımda 75 kalacaktır. Tamam mı? Birazcık karışık yazıldı. Ama e, idare edin arkadaşlar. Evet. Dördüncü soruya bakalım. E, alan d 25'tir diyor. Zaten karenin alanı çok kolay. A kare eşittir. 25 yani A nedir? Tabii ki hepiniz biliyorsunuz A 5'tir. Evet. Çevresini soruyor. Yani bayağı bir kolay soruymuş. 4A'dan ne olacak? 4 kere 5'ten 20 gelecek çevresi. Herhalde bunu hepiniz yapmışsınızdır. Çünkü bayağı kolay. Evet diğer sayfaya geçtim. Hemen 5. sorumuza bakalım. Evet burada ABC'de kare yine verilmiş. Burası 90 diyorum. E, köşegen biliyorsunuz karede ne yapıyordu? Açı ortaydı. 45-45 olarak ayırdı. E, 45-45-90 üçgenini de biliyoruz. 45'in karşısına A dersek 90'ın karşısı A kök 2 oluyordu. Bu sefer 90'ın karşısını 3 kök 2 olarak vermiş. 45'i de hemen ne diyeceğim? 3-3 olarak diyeceğim. E, 45'lerin karşısı 3 olmuş oldu. Peki burada karenin alanı ne olacak? A kareden. 3'ün karesinden Evet, 3'ün karesinden 9 olacak arkadaşlar. Hemen hiç işlem yapmadan bile eee bunu söyleyebiliyoruz gördüğünüz gibi. Eee 6. soruya bakalım. 6. soruda eee bir kenarımız 4 gördüğünüz gibi. Şuraya da 4 yazayım. Baya kolay bir soru. Bunda da hiç yazı yazmamıza, işlem yapmamıza gerek yok. gördüğünüz burası 4 oldu, burası da 4 oldu. Eşit oldukları için birbirlerine burası dik diyorum. En ne vardı? Özel üçgen. 3, 4, 5 üçgeni. X'im ne oldu? 5 olmuş oldu. Ee, evet, yani bu kadar kolay olması şaşırttı beni. Evet hemen yedinci soruya bakalım. E, kareler verilmiş. Şurası ABCD bir kare. BEFG bir kare. Ve X'i soruyor bize. Şimdi arkadaşlar şurada diktiklerimizi yazalım. E, hatta şu an çok yazamıyorum arkadaşlar. Uygulama biraz sıkıntı verdi. Burası 2 ise buralarda 2 2 diyeceğiz. Tamam. Peki şurada ne oluyordu? 4 olması gerek. Demek ki burası da 2 kaldı. E, tamam şuralar hep dik arkadaşlar bunu unutmayın tamam bu üçgenimde o yüzden dik üçgen olmuş oldu buradaki üçgende görüyorsunuz bir kenarı 2 diğer kenarı 2 dik kenarın karşısını bize soruyor e ne yapıyoruz 2 2 ya e, burada pisagor teoreminden x kare eşittir 2'nin e, karesi artı 2'nin karesi diyeceğiz Evet, 2'nin karesi artı 2'nin karesi buradan ne geldi arkadaşlar? 4 artı 4'ten 8 geldi. 8'i nasıl ayıracağız? Yazamıyorum ama. Evet, şöyle diyeyim. 4 artı 4, ne oldu? 8 oldu. Ama bu x'in karesi 8'e eşit. E, x ne olacak? Kök 8. E, peki kök 8'den bu nasıl çıkar? 4 çarpı 2 şeklinde düşünürsem, e, ne yaparım? 4 dışarı çıkar, 2 diye kök 2'ye diğer içeride kalmış oldu. 2 kök 2 olur. X'imizin uzunluğu. E, yani şu an yazamadım arkadaşlar. Uygulama dondu ama e, şey yapabilirsiniz. Söz olarak siz söylediklerimi geçirebilirsiniz hemen. Hemen 8. sorumuza bakalım. Evet karelerimiz verilmiş yine. E, bakıyorum bu karelerde Zaten bir köşegen de verilmiş. Buralar 45-45 kenarını bulabiliyorum. Fark ettiyseniz, ne olacak bir kenarı 2-2 olacak. O da 45-45 90 üçgeninden geldi zaten. Ee, biliyorsunuz artık bunu arkadaşlar. Tamam, burası 2 dedik. Bakayım burası da kare. Demek ki şuralar x-x. Evet. Hı. X-x-x dedik. Şurası 90. O yüzden şurası da 90. Şu f açısı tamam mı yazamadım. <laughs> evet şurası da 90. Şuralar xse Şurayla şurası eşitse zaten ne oluyor orası da x olmuş oluyor. Görüyorsunuz x x 2. Ne yapacağım yine Pisagor teoremini uygulayacağım. Ne yapıyorum x kare artı x kare eşittir 2'nin karesine. Evet x kare artı x kare eşittir 2'nin karesine tamam. Buradan ne geldi? 2x kare eşittir 4. Evet. Evet 2x kare eşittir 4 geldi. x kare ne oldu buradan? 2 oldu. x de ne olur buradan? Kök 2 olur arkadaşlar. Evet iyice kötü oldu ama. Anladınız. Kök 2 oldu zaten. X'imiz. Gayet kolay. Evet dokuzuncu soruya bakalım arkadaşlar. Ee, şimdi eşkenar üçgen demiş. Şuraları e, 60 60 60 diyeceğim. Ne dedik? Ve kenarları eşittir dedik. Bakın karenin e, bir kenarına iki çizgi dedim. Diğerleri de bununla eşit olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki alan... ABE yani eşkenar üçgenin alanı 9 kök üçmüş. Ben burada ne yapmalıyım? Şimdi bütün bu söylediklerim aklınızda kalsın. Ee, şuradan eşkenar üçgende diklik indirmem lazım. Tamam mı? Bir kenarına ne de, bir açısına ne demiştik? 60 demiştik. Burası da 60 ama iki eşit parçaya ayrılıyor. 30 30 burası da 90. Doksan. Şimdi 90'ın 30'un karşısına A dersem 90'ın karşısı 2A olur. 60'ın karşısı da A kök 3 olur. Burası da A, Bakın 2a oldu burası da 2a kenarlar eşit buralarda 60 60 olacak ee, Şimdi burada alanı anlatabilmek için bunu yazdım Taban çarpı yükseklik bölü 2 9 kökücü verecek tabanı ne 2a Çarpı yüksekliğe a köküç Bölü 2 eşittir 9 köküçe Eşit diyeceğiz arkadaşlar burada 2a kare Köküç geldi Şuradan 2 ile 9'u e, çarparsam 18 3 Pardon önce şöyle yapalım şu ikiler gitsin Tamam mı? İşimiz daha kolay olsun e, Uzattık biraz Evet Ne oldu? a kare 3 Eşittir e, şunu da çarpmadığımı düşünün tabii. Bu gitti çünkü 2, 9 kök 3 oldu. A'mız buradan 3 geldi arkadaşlar. Kök üçler gitti. kare 9 da A'mız 3'tür dedik. Şimdi burası 2A, tamam mı? Yani ne oldu? 6 bir kenar. Yani e, karenin bir kenarı 6 oldu. Çevresini soruyor. 4 kere 6'dan, 4 tane kenarı var çünkü. Buradan 24 gelmiş oldu. 10. sorumuza bakarım. Bakalım kare diyor. Şimdi yine böyle ne yapacağım? Karenin özelliklerini yazdım. Bakın şuralara a a desem bir e, kenarı 2a olmuş oldu. Evet, burada görüyorum ki aya 2a e, var. Evet, aya 2a var ve 5 kök 5 var. E, şimdi alanına geçmeden önce şunu yapmam gerekiyor. Evet şimdi şöyle. Şunu arkadaşlar hatırlamanız gerekiyor. Hemen bahsedeceğim. Hatırlar mısınız? Şey demiştim size. E, bu birbirlerinin iki katıysa e, 90'ın karşısında küçüğün kök 5 katı oluyordu. Şöyle bir örneğimiz vardı hatta. E, burası dik diye düşünün. Burası 8 burası 16 ise burası ne oluyordu? 8 kök 5 oluyordu. Hemen bunu söyleyebiliyorduk. Bakın burada da A'ya... 2a var. 2 katı ne oluyordu? E, ee, küçüğün kök 5'i alınıyordu. Yani küçüğün kök 5'i ise kök 5 katı alındıysa bu nedir? 5'tir. Yani burası da 10 oldu. Tamam mı? Şimdi alanını soruyor. 5'e ee, e 10 oldu. İkisini çarparsam pardon arkadaşlar 5'e 10 olmadı tabii ki. Ne oldu bir kenarı? Zaten o zaman kare gibi olmaz. Neyse biraz olmadı o arkadaşlar. ama siz anladınız bir kenarı 10 olmuş oldu. Şurası da 5. Tamam. Onun karesi diyeceğim alanına ne oldu buradan? 100 gelmiş. Oldu bu karemizin alanı. Evet. Buradan biraz daha devam etmek istiyorum arkadaşlar bu dersimize. Ee, alan ABCD kare tamam. Alanını 4 cm kare vermiş. Nereninkini? ABCD'ninkini. Demek ki A kare eşittir neymiş? 4'müş. A nedir? 2. A dediğim şey ne arkadaşlar? Bir kenarı. Tamam mı? E tamam. Şimdi ben ne diyordum? 90 Bu açı ortayları 45-45 ayırır diyordum. Burası da 90'dır diyordum hatırlarsanız. Tamam mı? Ne oluyordu? 90'ın karşısı 2 ise x nedir arkadaşlar? Ee, ne olacak? Kök 2'ye bölünmüş hali. Yani burası kök 2 olmuş olacak. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar. 45'in karşısı kök 2 diyorum. Tamam mı? Şimdi kök 2'nin kök 2 katını al, alıp 90'ın karşısını buluyordunuz. Kök 2'nin kök 2 katını aldığınızda 2 zaten bulunuyor. Anlamış olursunuz öyle. Sağlaması yapıldı yani. X'imiz kök 2 olmuş oldu. Evet. Burada ikinci soruya bakalım. ABC'de kare, EBC eşkenar üçgen. Tamam, alfayı soruyor bize. Şimdi arkadaşlar, şuralar ne dedik? 60. Bu kenarlar birbirine eşit zaten. Hepsi eşit oldu. Çünkü bakın şuraya denk geliyor. Tamam. Ne dedik? 60 dedik. Tamamdır. Burası 30. 90 oldu böyle. Şurası köşegen demiş zaten. Bize bu çizgi bunu belli ediyor. 45 tamam. Peki burada ne oldu? 60, 45 alfa, e 105 alfa ne gelecek buradan? Tabii ki 75 gelecek iç açıların toplamı 180 olduğundan dolayı. Üçüncü soruya bakıyorum. Kare dedik, buralar 45, 45 diyelim, tamam mı? Neden? Bu bir köşegen. CP tamamı 8 kök 2. Bakın şurada arkadaşlar şöyle Burası 90 e, Burası da 90 e Burası 45'te şurası da 45 e, 45 45 Burası 90 oldu mu oldu E tamam 45 45 90 bir tane de büyük böyle bir üçgenimiz oluştu 90'ın karşısı 8 kök 2 45'lerin karşısı kaçtır 8'dir Tabii ki tamam mıyız şimdi 8'dir diyorum e, Bunu dedikten sonra benim şu Tekrar bu üçgene, yani üçgene diyorum, e, ABCD karesine dönmem lazım çünkü onun alanını arıyorum. E, 90'ın karesi 8 ise tamam. E, şimdi diyeceğim ki 45'in karesi kaç olacak? E, şöyle olacak arkadaşlar. 8 bölü kök 2, yani 8 kök 2 bölü 2'den 4 kök 2 gelecek. Tamam. E, bir kenarını 4 kök 2 buldum. İşlemlerini siz daha uzun yaparsınız. Bunun Karesini alıyordum hatırlarsanız. Bu ne demek? Bunu içeri koyduğumda 4'ün karesi çarpı 2 diye girer. Tamam buradan ne geldi? Kök içerisinde 16 çarpı 2'den 32 geldi. Tamam bu kök içerisinde ama karesini alarak da götürüyorum. Yani buradan alan 32 olmuş oluyor. E, güzel bir soru. Evet. Şimdi biraz daha çözelim bu sayfayı o zaman C e, ABCD kare e, tamam şimdi şuradan bir dik indirmek istiyorsun zaten tamam bunu indirdikten sonra diyorum ki e, bakalım çevre demiş 32 çevresi 32 ise 4'e böl nedir 8'dir zaten tamam çevresi e, kenarları 8 8 oldu şuralarda 8 8 tamam diyoruz Sonradan diyorum ki arkadaşlar e, x kaçtır diyor. Şurayı bulmam lazım. Burayı nasıl bulacağım tabii? E, şöyle bulacağım arkadaşlar. Burada. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar bir kenarına 8 dedim ya burada ne olacak 2 eş parçaya ayrılacak çünkü burada hani e, Şu ikisi Eş üçgen oldu şuradan ayırdığımda 5 5 yani ikisinde ne oldu buralar 4 4 diye ayrıldı Tamam mı 4 4 diye ayrılınca şurası ne olur 3 4 5 üçgeninden 3 olur şuraya buldum e, burası 3 de burada Bakın tamamı 8 Yani buraya ne kaldı 5 kalmış oldu bakın Gayet kolay Evet 5. sorumuza bakalım. E, ee, ABCD kare zaten şuraları 45 45 yazmam gerekiyor hemen ki daha rahat görebileyim. Tamam. Ne oldu? Buranın dik olduğunu unutmuyorsunuz. 45'in karşısı 4 kök 2. 45'in karşısı 4 kök 2. Pardon. 4 kök 2. Şimdi 90'ın karşısı yani şurası AC kaç olacak? 4 kök 2'nin kök 2 katı. Yani 2 oldu bu kök 2 ile kök 2'yi çarparsak 2 4 kere 2'den 8 oldu. Şurası 8 olacak. E tamam 7'si buradaysa şurası nedir? 1'dir. Yani CE'yi mi soruyor? Yok. Ben oraya buldum nedense. E, X'i soruyormuş arkadaşlar bize. Şimdi oraya da bakalım tabii ki. X'i soruyormuş. Hmm. Şöyle yapabiliriz aslında. Hmm. Burayı boşuna bulduk yani bayağı ben e, kafa karıştırmış olabilirim şu anda. E, bakalım. Aslında şurada bir dik üçgen oluşturabiliriz arkadaşlar. Şöylemesine bu dikliği çektiğimde ne olacaktır? Ee, şimdi 90'ın karşısı 4 kök 2 dedik. Ne olacak? 45'ler 4 4 olacak. Tamam. Burası 7'de 4 ise e, şurası ne olacak? 3 olacak arkadaşlar. Buradan da ne geldi? 3 4 x geldi? 5 gelmiş oldu. Tamam mı? Diklik oluşturabiliyorsunuz zaten. Çok kolaylıkla. Altıncı soruya bakalım. A, kare dedik. Bakın bunlar köşegen 45, 45 zaten ayrılıyorlar ve dik olarak köşegenlerde e, kesişiyor. Yine ben biraz yazmış olayım. Şunlar da eşitti demiştik zaten. E, şimdi arkadaşlar çevreyi soruyor. E, ama şuradan başlayalım. Şurada 45 diyeyim. Tamam. Şimdi burası da 45. Evet. Şimdi arkadaşlar burada hani diyorsunuz ki şu üçgeni nasıl bulabilirim ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Buradaki büyük üçgene bakın tamam mı? Şuraya A diyelim. Buraya da A diyelim. Nasıl olsa aynılar. Aynı eşitlikteler. Bakın şurayı temize çekiyorum. Güzel çizemedim ama idare ediyorsunuz. Şimdi bakın burası ne oldu? Diklik var. Burası ne? A. Şurası ne? 10. Şuranın tamamına bakın. A artı 2. Şimdi ben buradan A'yı bulabilirim. A'yı bulduktan sonra da işim çok kolaylaşacak. Yapıyorum hemen arkadaşlar. Ee, A'nın karesi artı A artı 2'nin karesi eşittir onun karesinden 100. Şimdi a kare artı buradan ne geldi? A kare artı ikisinin çarpımının iki katı, 2A, 4A oldu artı 4 diyeceğim eşittir 100. Burada 2A kare artı 4A eşittir 4'ü attım o tarafa 96 2 parantezine alalım a kare art 2 a oldu eşittir 96 a kare art 2 a eşittir ne geldi e, 48 geldi arkadaşlar burada e, a parantezine de alırsam 48 olmuş oldu. Şimdi diyorum ki e, öyle bir sayı olmalı ki 2 fazlasıyla çarpıldığında 48 olsun. Hemen aklımızda 6 ile 8'in çarpımı geliyor. A yine bulduk 6. Şimdi A dediğim şey neydi? Şurasıydı. 6 6 tamam. Burası 6 ise e, ne oldu? 90'ın karşısı 6 kök 2 oldu. Tamam mı? Bir kenarı buldum. 6 kök 2. Bununla ne yapmalıyım? Çevreyi bulmak için 4 ile çarpmalıyım. Yani 24 kök 2 oldu çevremiz. Evet. Bir dahaki dersimizde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.